Hüseyin Hanım, fırsat buldukça babalardan konuşalım demiştiniz. Ben yine babaların kader motifimizdeki etkisini sorgulamak istiyorum. Güven duygusunu ve babaları biraz irdeleyelim mi? Hay <laughs> hay, memnuniyetle. Şimdi istersen Ela, hep örnekler üzerinde, hikayeler üzerinde konuşursak bazı şeyleri insanlara ulaştırmak, hissettirmek daha kolay oluyor. Ben kaderimizi... anneler alıyor ellerine kalemi. Yazmaya diyorum hep. Fakat... babalar da tamamlıyor yani. Çünkü biz... dünyaya göz... yani tipik bir aile düşünürsek, bir anne, bir baba... Ee, çocuk bu ikisinin var olduğu bir eve gözlerini açıyor ve ikisinden bir şeyleri örnekliyor. Şimdi şöyle bir ev düşünelim. Bir konuşmamızda anlatmıştım benim babamı. İşte biz kapılarda karşılarız şöyle bize o bir saygı gösterir. Babanın çocuğa saygı göstermesi inanın yani kader motifinde o kadar etkilidir ki ee, hele bir kadının kendine güvenmesinde babasının ona gösterdiği saygının önemi inanılmazdır. Çünkü baba bizim zamanımızda otoriteyi de temsil ederdi. Şimdi yine otorite çoğunlukla babadır ama anne de burada çok önemlidir. Ee, size saygı gösteren bir otorite yani pompaladığı güvene baksanıza ne biçim bir güven. Şimdi tabii dünyada ne kadar çeşit anne varsa o kadar çeşit de baba var. Çok değişik babalarla dünyaya gözlerimizi açıyoruz. Yani şöyle kabaca örnekleyecek olursak, işte çocuklarıyla çok ilgili sevecen babalar, bunun tam tersi evde şiddet gösteren eşinden başlayarak ev halkına şiddet gösteren aşağılayan eve gelecek eyvah kapı çalacak da babam gelecek diye herkesin ödü kopan babalar. Bir de var ama yok babalar. Yani evde ama varlığı yok. O gölgeye girmiş, ışığı anneye bırakmış, hiçbir sorumluluk almayan, eve yorgun gelen. işte gazeteyi açıp iki kelime okuyup şimdi gazetede kalmadı. İşte televizyona oturup işte maçları seyreden evde anneyle ve çocuklarıyla ilgilenmeyen babalar diye şöyle kabaca üç gruba ayıralım ama asla şöyle söylemek istemiyorum tabii. Yani nasıl insanlar, yani milyarlarca insan hepsi birbirinden farklıysa yine babalar ve anneler için de durum öyledir. O zaten incecik, o küçük ayrıntılar bizim kader motiflerimizde ciddi değişiklikler yaparlar. Şimdi mesela o en kötü babadan başlayalım. Yani eve geliyor, ortalığı birbirine katıyor. Vay o olmamış bu olmamış. Ee, i̇şte çatacak adam arıyor. Önce e, hanımdan başlıyor, sonra sıra çocuklara geliyor filan. Böyle bir baba. Evde de iki tane çocuk var. Biri kız, biri erkek. Şimdi erkekten başlayalım. Erkek çocuk dünyaya erkek olarak geldiğine göre ileride Kimi örnek alacak? Babayı. Baba gibi bir erkek olmaya gayret edecek. Çünkü erkek olacaksa model en yakın. Model baba. Çocuk, kız çocuğu alalım. O da bir kız olarak dünyaya geldiyse anneyi model almaya başlayacak. Şimdi bu çocuklar bu modelleri alırken mesela kız çocuk için baba erkeği temsil edecek. Yani erkek dediğin nasıldır? En yakından tanıdığı kim? En iyi tanıdığı erkek kim? Baba. E, erkek içinde en iyi tanıdığı kadın anne. Şimdi bütün kadınları onlar üzerinden kodlayacak kafasına. Bak nasıl motif şekillenmeye başladı. Şimdi hep dayak yiyen bir kız çocuğu düşünelim. Bir kere şiddete aşina. Fakat Diyorum ya motif çeker aynı yere bizi diye. ve sonra da diyorum ki ya motifin aslında bir bize bir garezi yok. Yani bizi staj yaptığımız yer en iyi bildiğimiz yer ya. İşte stajda nerede yapıyoruz? Çocukken doğduğumuz evlerde staj görüyoruz. Hayat stajı Bizi o alıştığımız ortamlara çekerek en iyi yaptığımız şeyi. E, yapmaya çalıştırıyor aslında. Şimdi o çocuk evlenme çağına geldiğinde kız çocuk. Normal ne bir e, erkek karakterini gördüğü zaman ...algılamayabilir. Ha. ta ki e, bak çözmeye başladı kend... kend... ha gayri. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çözmeye başladı evet. Sayenizde. Ama e, ilginç olan şey siz hani bizim ilk elde anlayamayacağımız bir güven duygusundan bahsediyorsunuz. Babanın temsil ettiği güven duygusunu evet. ancak o e, belki hafif e, yanlış olan ortamlarda teyidini alabiliyor değil mi? Evet. Yani şöyle bir mesaj var. Şimdi çocuğa sadece baba değil tabii. Anne de çok güven veriyor. Baba da yani vereceklerse eğer. Anneden de güven anlamında aldığımız pek çok şey var. Yani kabul, anneden gördüğümüz sevgi, şefkat, onay, güvende bunlar da çok önemli. Şimdi o evde şiddet gösteren babayı düşünelim. Şimdi çocuk şöyle algılıyor. Erkek dediğin böyle olur. Bu erkek ne yapıyor? Beni dövüyor, sövüyor, şiddet gösteriyor. Annemi de dövüyor ama annem hala burada. Yani bir yere gitmiyor, kaçmıyor. E, bu kötü olsa kaçar. Demek ki Bizi koruyan, kollayan, bize sahip çıkan da bir adam bu. O zaman ileride böyle çok yumuşacık bir adamla karşılaştığında ne hissedecek? Ya bu iyi hoş da, ya bu acaba, <laughs> bu acaba hayatın o kötülüklerine karşı bizi koruyup kollayabilir mi? Çünkü özellikle yani Doğu toplumlarında ve bizim toplumumuzda öfke Güç olarak algılanır yani öfke şiddeti falan insanlar güç kabul ederler e ben bakıyorum yani bizim televizyondaki dizilerimizde bile biz bu hataya düşüyoruz yani adam güçlüyse eğer o asan kesen vuran kıran adam güçlü halbuki sakin benim sakin kalınca cesur olmuyor musunuz normalde değil nasıl? mi? Sakin kalanlar daha cesur ve hani kendi güçlerine ya hakim olanlar. Pes, zaten yani bu öfke ile ben e, güvenilirliği hiç yan yana koymuyorum. Ama bize öğretilmiş e, kavramlar bunlar. Yani baba dışarı karşıda aynı öfkeyi gösterecek evde gösterdiği şiddeti dışarı karşıda gösterecek ve böylece ne yapacak? O öfkeli ve şiddet gösteren adamlar hem e, içeride bunlara eziyet ederken bir yandan da dışarının şerrinden onları koruyacak. Böyle bir yanlış algı oluyor çocuklarda. Hı hı. Ve onun için gidiyor babası gibi bir adamı tercih ediyor. En sağlam budur diyor. En sağlam budur diyor. Ve ve bunu tabi bilinç dışı yapıyor. Bir yandan onu alıştırdığı, alıştığı, ortama, staj gördüğü yere çekerken bir yandan da böyle bir mantığı var işin. Yani diyor ki, yine bu adam korur. O böyle yumuşak, sevecen adama güven duymuyor. Çünkü öyle bir adam, öyle bir erkek zaten hayatında yok. Ve güveni de, onu bugüne getiren de yine bu şer baba yani. Onun için gidiyor. Bunu yine aynı ona bu davranışı gösterecek adama gözünden aşık oluyor ve hayatını onunla yaşıyor ve ona güven duyuyor. Ama bu e, gerçekten çok üzünlü oldu yani hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Sonu çok kötü gitti. Ama işte bu hikayelerin e, ben hüzünle bitmesini hiç istemiyorum veya. Yani biraz geçen konuşmamızdı galiba. Sen bana şöyle bir şey söylemişsin. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Kaygıyı konuşuyorduk biz evet. seninle. Ve sen demiştin ki evet ben çok kaygılı bir anneyim. Benim çocuklarımda hiç kaygı yok. Evet. İşte bir arkadaşım var. O da dünyanın en rahat insanı ve çocukları kaygılı. Sanki çocuklarımızı takas etmiş ha gibi. Gibi. Nasıl evet. oluyor bu tersliğe? Neden bu böyle oldu? İşte bak buradaki tersliğe benzer bir şey daha var orada. Kontra bir şeyler var. Şimdi mesela sen o kadar kaygılısın ki... Çocukların bir yandan senden o kaygıyı öğrenirken... Bir yandan da onlara kaygılanacak şey bırakmamışsın, Hepsini üstlenmişsin. Onun duygusunu da almışsın. Ona ne kalmış? Aa seni teselli etmek kalmış. <laughs> Anne kaygılanacak bir şey yok. Şimdi o arkadaşın da o kadar rahat ki. Halbuki çocuk dünyayı tanıdıkça bir de bakmış ki ya dünya yani o kadar da rahat olunacak bir yer değil. Ya yani seninki de yanlış, onunki de yanlış. Çocuklar bu yanlışları çok güzel fark etmişler. O annesinin kaygısızlığını üstlenip biraz kaygı duymaya başlamış. Seninki de sen ona bir kaygı duyulacak bir şey bırakmadığın için o da seni teselli eder hale gelmiş. Kıvamda. Yani buradan şu mesajı vermek istiyorum. Bazen gördüğümüzün tersini yapıyoruz ya. Kader motifinde. Kader motifinde. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Ama yani ya bu ya tersi. Hı hı. Halbuki arada pek çok alternatif var ve bizim istediğimiz ne bu ne bu. Hı hı. Bu ikisi de bizim seçimlerimiz olmuyor. Bütün gayretiniz zaten bizi evet. bu e, konuda uyarmak değil mi? Evet, evet. <laughs> Teşekkürler. Peki, çok çok mersi.